Hükümet emeklilikte yaşa takılanlar sorununu çözmek için düğmeye bastı. EYT temsilcileri geçtiğimiz hafta çarşamba günü mecliste AK Parti ve MHP gruplarını ziyaret ederek sorunlarını dile getirmişti. Peki emeklilikte yaşa takılanlar kimleri kapsıyor? EYT'lilerin sorunun çözümü için hangi seçenekleri masada detayları izleyelim. Milyonlarca memur, SSK'lı ve Bağkurlu'nun gözü emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde. EYT'lilerin sorunlarına 2022'de çözüm sinyali AK Parti'den geldi. EYT, federasyon ve platform temsilcileri geçtiğimiz hafta mecliste AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekilleri ile görüştü. AK Partili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konularının ardından EYT'lilerin sorunlarının çözüleceği mesajını verdi. Bu yıl içerisinde mecliste 3600 ek göstergede olduğu gibi taraflardan gelecek taleplerin değerlendirilmesi için bir komisyon kurulması bekleniyor. Peki EYT kimleri kapsıyor? 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve o tarihi itibarıyla emeklilik hakkı kazanıp kademeli emeklilik yasasıyla emekliliği ötelenen kişileri kapsıyor bu tarihten sonra işe girenler için aranan sigortalılık süresi kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl. Emeklilik için 5000 prim gününün yanı sıra kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartının da sağlanması gerekiyor. Emekli olmak için yaş ve prim gün sayısı şartlarından herhangi birini tamamlayamayan vatandaşların sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bin. Bunlardan ikisini tamamlayanların sayısı ise 5 milyonun üzerinde kesintili kısmi emeklilik süre tamamlanması bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği tartışılan başlıklar arasında yer alıyor. Kısmi emeklilikte 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin de 55 yaşında emekliğe ayrılması mümkün olabilir. Süre tamamlaması da kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli olması anlamına geliyor. Prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyenler için bekleme süresini 2-3 yıl düşürmek gibi avantajlarda formüller arasında bulunuyor. Almanya, Finlandiya gibi ülkelerde uygulanan kesintili emeklilik modeli de tartışılan seçenekler arasında yer alıyor. Bu seçeneklerde emeklilik için kaç yıl kaldıysa her yıl için belli oranda aylık kesinti yapılıyor.